Yani ilginç tabii. Yani bu reform sözlerinin edilmiş olması. Aslında biz ekonomik krizden, sosyal krizden kaynaklanan dolar ayarlı bir reform mu doğru bulmuyoruz? Olması gereken demokrasi ayarlı bir reformdur. Adalet Bakanı'na soruyoruz. Hani hukukta reform ya, sarayın damat savcısını ne yapacaksınız? Sarayda düğme ilikleyen yargıçları ne yapacaksınız? Mevzuata takılmayın diyen bakanları ve kamu yöneticilerini ne yapacaksınız? Talimatla hareket eden bağımlı ve taraflı yargıyı ne yapacaksınız? Bu meseleleri konuşmadan, bunlar ele alınmadan yargıda reform, hukukta reform yapılabilir mi? Yapılamaz. Şimdi ülkesinin 82 milyon insanının geleceğini kendi partisinin, iktidarının ve kendi geleceğine bağlamış olan bir anlayışla karşı karşıyayız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu olduğu için reform sözleri toplumda inandırıcı olmuyor. Bakın hukukta ve yargıda reform meselesinin konuşulduğu günlerde çok ilginç iki tane örnek yaşandı. Bir tanesi Kanal İstanbul nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na yönelik açılmış olan soruşturma. Hani hukukta reform, yargıda reform olacak ya. Nedenmiş? Efendim devlet projesiymiş Kanal İstanbul. Hayır, Kanal İstanbul devlet projesi değil. Kanal İstanbul bir emlak projesi, bir rant projesi, Katar'la işbirliği projesi. Bunu bir devlet projesi olarak kimseye anlatamazsınız. Kamu yatırım programında yok. Devletin hiçbir resmi dokümanında yok. Bu bir devlet projesi değil, bir parti projesidir. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili konuşmayacak da ne konuşacak Allah aşkına? Kanal İstanbul'un yanlışlarını, bunun İstanbul için yaratacağı büyük sakıncaları dile getirmeyecek de ne konuşacak Allah aşkına? Ama konuştuğu için soruşturma açılıyor.